Merhaba efendim, ben Berat. Bugün Stranded Deep'te hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım U-Boat'la adayı keşfedip nerelere kadar gidebileceğiz. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Tekrardan hoş geldiniz. Tabii ki de map'i random olarak atacağız. Random bir dünya bizi bekliyor. Farklı farklı adalar, farklı farklı hayatlar, farklı farklı yaşamlar. Bakalım nasıl bir macera bekleyecek. Loading, yükle bakalım. Bekliyoruz. Biz bekliyoruz, biz bekleriz. Evet uçak. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Sakin. Türbülansa girdi herhalde. Hoppa sallanıyor. Dur. Sallanıyoruz. Aman Allah'ım bak. Viske yapısı bak. Ulan iyi para vermişim o viskeye zamanında. Dur sıkı tutun. Biliyor musun? Yapıştık koltuğa. Evet. Hadi bakalım. Bak. Hoppala. Yapıştık. Ne oluyor ya? Aa, boğuluyorum herhalde. Bu nasıl havalı duruyor ya? Çok bağırıyor. Ne markamız? Islanmayan gazete yapmışlar. Çok güzel, çok güzel. Uçakta bizden başka kimse yok. Ceset bile yok orada da. O da güzel. Bunlar zaten havada diğer tarafına meydan okuyorlar. Mükemmel. Evet. Güzel. Hadi bakalım. Uçak mı patladı? Ha uçak patladı değil mi? Şansıma sıçayım ya. Gerçekten... Yani güzel bota binip gidecektim ben ya. O uçak başladı ve öldük herhalde. Hayda. Koca uçak patladı. Hiçbir yere almadan. Çok enteresansın oyun gerçekten. Bari uçak patlamasaydı ya. Yani enteresan, gerçekten çok enteresan. Diyecek kelime bulamıyorum. Şimdi oyunu WASD ile oynuyorsunuz, bunu niye söylüyorum? Çünkü benim salaklığım. Evet, itiraf ediyorum. Ya bunda koyacak bir şey yok. 50 saat şu küreyi kullanabilmek için mouse'un sol tıkını kullandım. Sol tuşunu kullandım diyeyim. Sol klikle kullanmaya çalıştım. Olmuyormuş. Zaten W'ye bastığın zaman gidiyormuş. Enteresan bir bilgi. Şimdi hemen kovumuzu alalım. Bu odada, ya bu odaya yerleşmeyeceğim. Sadece bu odada loot yapacağım. Yerleşeceğim oda başka olacak. Çünkü buradaki imkanlar bayağı kısıtlı görünüyor şu anda. Evet. Öncelikle taş bulmam lazım. Bu odadaki amacım kendime materyal yapıp bu odadaki belli başlı malzemeleri toplayıp daha sonra bu diyarlardan götürüp gitmek olacak. Şimdi iki tane taş topladıysam inceden craft yapmaya başlayabilirim. Şunu bir craftla bakalım. Bunun akabinde bunu yapmam lazım ama bunun için bize ip lazım. Gel bakalım. Şimdi yukka ağaçlarından ya da bu... Aa burada bir tane yukka ağacı var. Güzel. Bu yukka ağaçlarından ya da genç palmiye ağaçlarından bu ip için gerekli olan malzemeyi toplayabiliyorsunuz. Bu yukka ağacından çıkan her bir birim o blok yani şunlar. Bunlardan 4 tane birleştirdiğiniz zaman ancak bir tane ip yapabiliyorsunuz. 3 oldu. Şuradan 4, 5 ve 6. Güzel. Sadece bir yukka ağacından 6 tane toplayabildim. Şundan da toplayalım. Hemen ancak bu büyük ihtimalle bug'da kalacak kayanın içinde olduğu için. Herhalde yarısı kayanın içinde kalacaktır diye düşünüyorum. Ben de bu arada oyun hakkında bilgi vereyim. Oyun early access olduğunu düşünüyorum. Şu anda erken erişimde, hala tam sürüm yayınlanmadı diyebiliyorum. Yani tam sürüme geçmedi diyebiliyorum. Ama tam da emin olmamakla birlikte. O yüzden size şu anda yalan da söylüyor olabilirim. Mesela bu genç palmiye ağaçlarından sadece bir tane çıkıyor. O yüzden bizim için önemli olan yukka ağaçları. Ancak yukka ağaçları da tabi de belli sayılarda var. Buna toplamaya devam edeceğiz. Ben de oyunun zaten hikayesini daha önce gördünüz. The Forest'a biraz değil bayağı benziyor. The Forest'a da biliyorsunuz uçak kazası oluyor. Bunun akabinde bir adada yerlilerle birlikte hayatta kalmaya çalışıyorsun. Oradaki mücadele biraz daha zorlu. Burada hem patates var hem de palmiye ağacı var. Evet şuradan. Şu anda patatese ihtiyacım yok.
Oyundaki en büyük göstergeniz saatiniz. Derece yazıyor, hava durumu yazıyor. Saati görüyorsunuz ve ne kadar süre hayatta kaldığınızı. Bunun yanı sıra 4 tane bölüm var. En soldan başlayacağım. Sağlığınız, açlığınız, susuzluğunuz ve uykunuz. Eğer belli bir süre uyumazsanız bayılıyorsunuz diye biliyorum. Yani uyumaya bayılıyorsunuz derken bayılmak o anlamda değil. Anladınız siz. Çok iğrenç bir muhabbet oldu bu. Çok iğrenç bir espriydi. Ben beğenmedim. Lootumuza devam edelim. Amacım diğer adaya gittiğim zamanki amacım da şu olacak. Bir tane campfire kuracağım. En büyük düşmanım olan susuzlukla mücadele etmeye çalışacağım. O yüzden bulabildiğim kovaları almaya çalışıyorum. Yağmur yağdığı zaman kovalar doluyor. Ve yanınızda taşıyabileceğiniz eşyalar belli. Allah yanlış şey bastım yine. Bir saniye. Şu kadar slotunuz var. Bunlar yanınıza alabileceğiniz materyaller. 4, bir saniye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 bölümlük bir slotunuz var. Bunun dışında daha fazla materyali yanınıza alamıyorsunuz. Ancak şöyle güzel bir şey var. Yapmışlar adamlar. Mesela bunu attığınız zaman, mesela atıyorum şunu atalım. Belki sallantı düşebilir ama düşmeyeceğini varsayarak diğer adaya götürebilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Bizim diğer adadaki amacımız onu anlatıyordum en son. Oraya çıktığımız zaman bir tane sal yapmayı planlıyorum. Yani sal da demeyelim de yelkenli diyelim. En azından adalar arasında zaman kaybetmeyeceğiz o kadar. Buradan görülebilen ada yok olacak. Biz kuzeye doğru gideceğiz. Yani kuzeydeki adalar genellikle daha verimli oluyor. Şu an bunu kafamdan uydurdum. Olmuyor da bilir. Sonuçta random yani. Güvenmiyorum, bok da çıkabilir. Ve bu adada yapabileceğim başka bir şey kalmadı. Yük ağacı da yok. Şuradan bir tane kokonat alalım. Hoppa. Tırma bakalım ağaca. Evet. Güzel. Hindistan cevizimizi aldık. Bakalım şurada da bir tane Hindistan. Oo, burada da varmış. Güzel. Bu Hindistan cevizlerinden hem su hem de yiyecek elde ediyorsunuz. Öncesinde suyunu içiyorsunuz. Bu sayede susuzluğunuz giderilmiş oluyor. Ve kırarak Hindistan cevizini doymuş da oluyorsunuz. Yalnız burada iki tane var galiba. Mı? Yok, bir tane varmış. Evet. Buradan atlasam ne olur? Herhalde ölürüm. O yüzden videoda buna... Aa, Allah! Allah! Gitti mi canım? Gitmemiş. Güzel. Bu odada başka toplayabileceğim bir şey kaldığını düşünmüyorum. Son şöyle bir kolaçan edelim bakalım bir şeyler kalmış mı? Yok. Ya gördüğünüz gibi bayağı verimsiz. Ama bayağı da topladık gerçi ya. Tamam. Evet, kuzeye doğru gidelim. Şimdi saatimize bir bakalım önce. Saat 12.51. Saat 1'e doğru geliyor. Güneş burada. Büyük ihtimalle bu tarafa doğru batacak. O zaman batı bu tarafsa biz bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Geldiğimiz yöne doğru devam edeceğiz. Bu ada hakkında, bu ada seni tanımak güzeldi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Umarım bir daha yolum sana düşmez. Çünkü sende artık tutunacak bir şey kalmadı. Biraz midemiz bulanabilir. Baya sallantılı bir yolculuk olacak. İnşallah botu batırmadan, köpek balıklarına yem olmadan karşı taraftaki adaya gidebiliriz. Şu anda karşı tarafta ada görülmüyor ama ben inanıyorum orada bir ada var. Yani çok klişe olacak ama orada bir ada var uzakta. Tam iğrenç. Bu da iğrenç. Kendi esprisine iğrenç diyebilen güzel insanım. Bir saniye, şu anda ego kastım lan galiba. Tamam, ego kastım olabilirim şu anda. Bayağı sallantılı bir yolculuk olacak dediğim gibi. Karşı adaya bir gidelim bakalım, görelim. Oyunun oynanışı gayet güzel. Grafikler de fena değil. Oyun 300 megabyte gibi bir ufak bir hani boyuta sahip. DirectX 9 ve DirectX 11 ile de çalıştırabiliyorsunuz. Oyun hakkında biraz bilgi veriyorum. Başka anlatacağım bir şey var mı ya? Yok, yapımcısını sanmıyorum. Araştırmadım da. Ama eski bir oyun. Yani eski dedim. En az bir senesi var yani. 2015'te çıkmış olabilir oyun. 2016'da çıkacağını tahmin etmiyorum. 2015 ya da 2010, 2014'te 2015 galiba. Tabii Rust'tan sonra Ark'tan önce çıktı diye hatırlıyorum. Ark'tan önce çıktı değil mi? Ark'tan önce çıktı.
Eda'da hala ada göremiyorum. Bakalım ne kadar gitmişiz? Oo, bayağı gitmişiz ya biz. Biraz da şöyle gidelim. Hadi sıkıldım, biraz da böyle gidelim. Dur tamam, bu tarafa doğru devam edelim ya. İnşallah odayı bulabileceğiz. Yani ömrümü bu botta geçirmek gibi bir niyetim yok. Çünkü bu okyanusun ucu bucağı görülmüyor. Ha ne güzel şey, balıklar var. Deniz balığı diyecektim. Deniz balığı ne Allah aşkına? Ama hala adayı göremiyorum. Büyük ihtimalle ben oyun kastığı zaman adanın nerede olduğunu anlayabileceğim. Şu anda ada görülmüyor. Ama gerçekten görülmüyor ada. Ve ben bayağı yol gittim. Çok yol gittim. Oyda, bizim diğer adayı da kaybettik. Allah! Lan öleceğiz, gideceğiz. Ali polis mi? Oh, heh. Vallahi oyun kastı. Ya oyunu kasması sevinen tek insanım ya. İşte bu. Tamam, videoda o kadar belli olmuyor, çaktırma. FPS biraz düşmüş olabilir ama yapacak bir şey yok yani. Güzel bir mide bulantısının ardından yol tutmadıysa videoya devam ediyoruz. Güzel, bayağı uzun uzun ağaçlar var. Orada bir tane gemi görüyorum. İçinden güzel loot çıkacak inanıyorum. Oyunun amacı zaten ya craft ya loot. Tipik hayatta kalma oyunu. Şimdi buna benzer başka hangi oyun var? The Forest'tan bahsettik. Yani o dönemde meşhur olan DayZ var. Bununla hiç alakası yok. DayZ'yi niye söyledim bilmiyorum. Rust var mesela, benim beğendiğim. Evet, beğendiğim oyunlardan bahsedelim. Benim hayatta kalma üzerine beğendiğim oyunlar. Don't Starve Together. Eğer bir arkadaş ortamınız varsa, bir community'niz varsa bayağı güzel. Aynı zamanda Rust, ki Rust da hala alfada olan bir oyun. Yani 4 senedir alfada oyun. Belki 3 senedir. Bitmek bilmeyen oyunlar serisinde Rust ve Ark. Ark da aynı şekilde. Dinozor avladığınız, dinozor yetiştirdiğiniz oyun. Bayağı ciddi ciddi gemi var orada ya. Duruyor yani. Güzel, verimli bir ada olması ümidiyle hadi bakalım yeni bir hayata yelken açıyoruz. Deniz yıldızı. Evet. Aa güzel. Burada bir tane daha buldum. O zaman sizleri şöyle yapalım. Sen de gel bakalım. Sizi ben alayım. Nereye yerleşelim? Sanki adanın bu kısmı güzel gibi duruyor ancak. Evet evet ya, adanın bu kısmına yerleşebilirim. Düz de bir zemin. Bizi zorlamayacaktır. Değil mi? Zorlamayacaksın. Evet evet tamam. Güzel burası. O zaman medeniyetin ilk adamını atıyorum. İlk adamını atalım mı? Valla attım. Siz şurada durun. Şu kovaları şöyle koyalım ki eğer ileride yağmur yağarsa bu kovalar dolacak ve yağmur suyundan faydalanabileceğiz. Bunun dışında susuzluğu, yani suya girerek gideremiyorsunuz. Çünkü deniz suyu tuzlu olduğu için bir cacığa yaramıyor. Zaten bak yarasaysa ancak cacığa yarar. Çok iğrenç bir espri daha geldi. Tamam, 3 tane woodstick attık. Şunu aldım. Şunu da şöyle atacağım ki bunlar da burada dursun, 2 tanesi. Peki bir saniye. Benim. Heh. Tamam. Seni biraz geliştirmeme izin verecek misin? Verecek tabii ki de. İp yapacağım abi. Öncesinde ip yapalım. 1. İp yapmaya devam edelim. Çünkü ip bayağı işimize yarayacak. Hepsini üstüne atabileceğim mi? 4. Helal be. 4 tane üstüne atıyorum. Bakayım devirebiliyor mu? Hadi ya. Bu çok saçma. Bu saçma olmuş. O zaman elimdeki ufak yontulmuş taşı biraz daha geliştirelim. Bir balta yapalım en azından. Tamam, şu bıçağı elde edelim. Ben zaten bu bıçaktan yürürüm. O zaman ilk odun kesme görevimizle başlıyoruz. Yukarı doğru hareket ediyor. Gerçekten Allah'a ulaşacağına inanıyorum. Yani şu an bildiğiniz yukarı doğru çıkıyor ama biraz efekti olmamış ama ne bileyim. Çok da sırıtmıyor galiba ya. İlk oynadığı zaman biraz kötü gelebilir ama göz görünce gönül alışıyor ya. Ya da göz alışınca gönül katlanıyor da olabilir.
ağaç yapısından bahsedeceğim. Ağaç yapısı aynı Forest'taki gibi ağaç bir bütün olarak devriliyor. Daha sonra kütükler oluşturmak için ağacı kesiyorsunuz. Kütükler yani ağacı vurduğun zaman parça parça ayırıyorsunuz ve kütükler oluşuyor. Kütüklerden sonra da wood stick olarak ayırabiliyorsunuz. Mesela ben bunu aldım ve şu an bunu odunları nereye bırakalım? Odunları buraya koyalım. Nerede? Aldığım şey. Ha şurada. Kütüğü buraya bıraktım. Sizler de şöyle gelin bakayım. Sen de gel. Sen de böyle atayım. Akabinde seni de böyle atayım. Hemen seni bir parçalayalım. Şimdi bunu kütüğü ufak odunlar haline getireceğim. Ya da bu stick işte çubuklar. Çubuklar haline getirdikten sonra kullanabilir vaziyette hazır halde bulunacak. Oh, güzel. Bir tane kütükten 4 tane bu stick çıktı. Bayağı iyiydi bu. Şimdi balta yapalım. Balta için neye ihtiyacımız var? He, taşa ihtiyacımız var. Tamam. Hemen o zaman şu bir. İkinciyi yapabiliyor muyum? Aa, ikinciyi de yaptım. Güzel. Şeyden bahsetmedim, onu da anlatayım. Craft yaparken illa üzerinize almanıza gerek yok. Yerde de kullanabiliyorsunuz. Yani yakın bölgedeki mesela şunu almama gerek yok çünkü bunu kullanabiliyorum. Aynı şekilde buradaki ipler de kullanılabiliyor. Allah. Al şunu. Evet. Şimdi daha seri bir şekilde odun kesmeye başlayacağım. Çünkü hava kararıyor. Oduna ihtiyacımız olacak. Benim odacımda kestiğim ağaç nerede? Ha, sen gel. Bu arada yapraklardan da yararlanabiliyorsunuz. Yaprakları da nereye biriktirelim? Yapraklar da şurada dursun. Tamam. Yaprakları da orada kullanacağız. Yapraklar orada biriksin. Saçları toplayayım ben de orada. Aa, burada bir tane kokonat buldum. Güzel. O zaman Hindistan cevizlerini de bir yere biriktirelim. Onlar da... Burası derin mi? Yok, değilmiş. Hindistan cevizlerini şöyle atalım ya. Gel bakalım. 3, 4. Güzel. 4 tane Hindistan cevizimiz var şu anda. Burada bir tane daha buldum. Gel bakalım kova. Bu kova benim koyduğum kovalardan değil, değil mi? Yok, hayır, tamam. Güzel. Şu anda 3 tane kova elde ettim. Bu kovalar bayağı işe yarayacak. Havada bayağı karardı. O zaman artık ateş yakmanın vakti geldi. Peki campfire yapabiliyor muyuz? Hemen bakalım. Evet, campfire yapabiliyorum. 4 tane odun istiyormuş. Hemen karşılığı bu gereksinimi. Campfire'ı düz bir alanı kurmanız ilerleyen dönemde işinize yarayacaktır. Şu anda düz bir alan var mı diye bakıyorum. Yani şurası çok zorlamayacaktır herhalde. Herhalde zorlamaz ya. Şimdi campfire yakmanız için gerekli olan malzeme bu ve bizim çubuğa ihtiyacımız var. O yüzden odun kesmemiz lazım. Ama şu ağacı bir daha bir devirelim bakalım. Hoppa, tutturamadım. Bayağı gördüğünüz gibi zengin bir ada. İş yapacak. Güzel yani. Ancak hiç canlı göremedim. Canlı olması bizim için önemli çünkü dere elde etmez o hayvanlardan. Tabii inşallah zehirli yılanlar falan yoktur adada ya da ne bileyim mutasyonlu varlıklar yoktur. Hemen kütüğümüzü getirelim şöyle. Odunları nereye topluyorduk? Buraya topluyorduk. Tamam. Düş bakalım. Bunu da yaptıktan sonra campfire'ı yakacağız. Campfire'ı yaktıktan sonra su elde etmek için aparat bağlayacağız. Onu da göstereceğim birazdan. Hemen campfire için gerekli olan malzemeyi aldım. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarayacak? Bunlar bir nevi çıra. Ay, yanlış yaptım. Gel bakalım. Şunu elimize alalım. Evet, ovala. Sıvazla. Güzel. Gerçekçi olmuş, güzel olmuş, mantıklı olmuş. Uğraştırıyor biraz ama olsun. Güzel, yaktık. Bunu ilerleyen vakitlerde kullanmak üzere şöyle bir yere atalım bunu. İnceden gemenin içinde de ne var merak etmiyor değilim. Şimdi kalan işimize geri dönelim. Buna ne eklememiz lazım? Şimdi onu göstereyim size. Önce fire pit yapalım ki bu sayede uzun süreli
ateş olsun. Yani ateşimiz daha uzun süre gitsin. Fire pit'in amacı ne oluyor ya? Hayda, yarasalar bastı adayı. Ne alaka? Aman oradan yanmayalım da. Şunu, bir saniye, burada ne var? Kokonat var. Bu kokonat niye burada da burada değil? At abi kokonatı. Burada 5 tane oldu galiba kokonat. Saldırmayacaksınız değil mi? Vallahi dalarım ben. Yürüyün gidin lan. Gidin kendi bahçenizde oynayın. Çelişliler. Bak ya, hep diskuslar bizi engelliyor. Şimdi fire pit yaptıktan sonra fire spit yapmamız lazım. Bunun için ne gerekiyormuş? Wood stick'ten 3 tane lazım. Bizde 1 tane var. 2 tane daha lazım. O zaman odunu bölmeye devam. Hoppa, alamadım. Vurun aslanım, kolla kuvvet. Hadi bakalım. Gömçür gömçür, biraz daha sağlam vur. Aferin. Hemen seni şuradan alalım, şuraya taşıyalım. Oo, oradan bir şey geçti gibi gördüm ama. Aa, burada 3 tane wood stick var. Ne alaka? Ne yapamadım? Enteresan. Daha sonra da yengeç avlayıp et pişirmeyi deneyeceğim. Hemen gelelim. Buradan. Aa, birbirlerine çok uzak diye görmüyorlar herhalde. Çok enteresan. 1 2 3 Gel, neredesin? Bu sefer olursun umarım ha. Güzel. Tamam. Şimdi bunu buraya yerleştikten sonra et pişirmeye başlayacağız. Bir tane yengeç avlayalım da onu da görmüş olalım. Yengeç nerede var? Yalnız bu adada bayağı materyal var ya. Aa, hoşuma gitti. Şurada bir tane yengeç var. Vur bakalım. Şimdi yengeci böyle alıyorsunuz. Yanlış oldu. Bu hareketi yapmayacaktım. Çaktırmayın. Hadi. Böyle de etini yüzüyorsunuz. Yani basılı tuttuğunuz zaman. Güzel. Niye zevk aldım bundan? Onu anlamadım ama. İğrenç herif. Hemen etimizi şuraya atarak. Oy. Mükemmel. Oy, cozur 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 cozur. Et pişsin. Ben hazırlıklı geldim. Ben hazırlıklı geldim. Nerede benim kuzum? Hazırlıklı geldim. Gel abi. Hazır mısın? Ya burada tuz dökülüyor şu anda, siz görmüyorsunuz. Dur. Tamam, olduğunu varsayaraktan. O da öyle pişsin. Şöyle. Bunu bıçak olarak düşünün. Yalnız cozur cozur bayağı güzel. Orada piştiği zaman zaten bize bir sinyal gelecek. Biz de orada ip kasmaya devam edelim. Ya da sen önce shelter yapalım ya. Craft sisteminden bahsedeyim. Crafting bölümü var. Burada işte materyalleriniz ya da malzemeleriniz, işte bıçaktı, döner bıçağıydı, silah doydu buydu. Akabinde burada ev yapım malzemeleriniz var. Raft bölümünde öncelikle hammer yapmanız gerekiyor bir tane ve burada şey yapıyorsunuz. O dedim size, yat ya da yelkenli. Ya da yelken. O için malzemeleriniz var ya da onları buradan craftlayabiliyorsunuz. Tarım yapacağınız malzemeler ise farming bölümünde. Bunun için de hoe gerekiyormuş. O ne artık bilmiyorum ama oyunda o kadar ilerleyemedim daha. Şimdi bir tane shelter yapalım. Shelter için ne gerekiyormuş? Tekrardan bir bakalım. He, şey gerekiyor. Anladım. Şunlardan gerekiyor. Bunları da parçalamamız lazım. Evet, şu anda etimiz oldu. Duydunuz zilin sesini. Of. Canım çekti be. Ay o yağlı şimdi ay. Ay. Açlığımız ne durumda? O kadar da aç değilmişiz ya. Ama yiyelim. Nam. Hepsini nam, götür koçuma benim. Aferin yarasın. Yürü aslanım. Bu kayaların hepsini bir yere toplamam lazım.
Nasıl malzemeler çok uzakta ya birbirinden. Boşuma gitmedi. Oo, bayağı taş biriktirmişim yalnız ben. Shelter yapmaya devam ediyorum. Çok uzattım. Hemen vuralım şu yapraklara. Yaprakları vurduğun zaman yapraklar da ayrılacak. Altından yengeç geçiyor. Yengeç oğlum, eceline mi susadın? Eceline mi susadın? Gerizekalı. Hiç öldürmeyecektim seni oradan geçmeseydin. Ben şunları toplayalım. Tamam. Tam ihtiyacımız olan 4 taneyi elde ettik. Yengeci de şöyle götürelim şuraya. Peki seni direkt üstüne atsam ne olur? Yanmıyorsun. Ha. Enteresan. Gel senin ben bir de derini yüzeyim. Hemen de şuradan etini alalım. Sonra öyle de kızartalım hemen. Hazır ateş yanıyorken. Güzel. O et de orada kızarsın. Böyle piştikten sonra onu da nam 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 yine gömeriz. Bu sütleri şuraya taşıdım. Güzel. Materyaller artık yanımızda biraz daha. Çünkü daha önce fark ettim ki çok uzağa yerleşmişiz. Bu sefer karakter algılamıyor. Ya da oyun algılamıyor. Çok uzakta olunca etkileşime girmiyor materyaller. Shelter için gerekli olan malzemeler hepsi tamam. Shelter'ımızı biraz uzağa mı yapsak sanki? Shelter burada iyi ya. Şöyle yaptığımız zaman saate de bir bakalım. Saat 11. Fena değil. Başka burayı geliştirebileceğim ne olabilir? Onu da bir bakalım. Olmazsa onu ikinci bölümde yaparız. Five City yaptım. Monster Distiller yapmam lazım. Bununla da distiller su elde edebiliyorsunuz. Yani içilebilir su elde ediyorsunuz. Bunun için de gerekli olan malzemeler Mustik ve ip lazımmış. Tamam. Onun akabinde de hemen loom yapmam lazım. O zaman şimdi taktiğimiz şu. Bir tane water distiller yapacağız. Akabinde loom yapacağız. Zaten shelter'ımızı yaptık. Akabinde de raft yapımına başlayacağız. Yani yelken yapımına başlayacağız. Şimdilik benden bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz de hala abone olabilirsiniz. Öpüyorum. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Yarasalar bir susun be. Düt düt düt. Kafam şişti ya.